Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte nefis bir zeytinyağlı kabak yemeği hazırlıyoruz. Bol domatesli, sarımsaklı, enfes bir tarif olacak. Kabak olarak küçük boy kabaklardan tercih ettim. Gördüğümde hemen alıp sizler için bunun ile güzel bir yemek hazırlamak istedim. 1 kilogram yemeklik kabak kullanıyorum. Söylediğim gibi küçük boy olanlarından tercih ettim. Tabii ki büyük olanları ile de bu yemeği hazırlayabilirsiniz. İlk önce kabağın dış kısımlarını kabak oyacağının tırtıklı kısmı ile desen vermek amaçlı soyuyorum. Normalde soymanıza gerek yok. Kabak çünkü çok körpe taze bir sebze olduğu için soymadan hazırlayabilirsiniz. Bütün kabakların dış kısımlarını tırtıklı oyacak ile desen vererek soyduktan sonra sap ve uç kısımlarını kesiyorum. Daha sonra da boyuna 4'e bölüyorum. Küçük olduğu için 4'e bölmeniz yeterli. Baş kısmında böyle bir parmak kalacak şekilde bırakıyorum. Büyük kabak kullanırsanız eğer 4 yerine 8'e kesmenizi öneririm. Veya dilim dilim yapıp da bu yemeği hazırlayabilirsiniz. Fakat bu şekilde servisi çok şık oluyor. Sizlerde göreceksiniz. Bütün kabakları bu şekilde 4'e dilimliyorum ve Baş kısmında bir parmak kalacak şekilde bırakıyorum. Bütün kabakları hazırladım. 1 kilogram kabağı hazırladıktan sonra 1 kilogram da domates kullanıyorum. Domateslerin de kabuklarını soyuyorum. Kök kısmını çıkartıyorum. Ve küpler halinde bakın doğrayıp hazırlıyorum. Bütün domatesleri doğrayıp hazırlayalım. Arz ederseniz rendeleyerek yapabilirsiniz. O da pratik olacaktır. Bakın küp doğradıktan sonra domatesleri de tabağa alıp hazırlıyorum. 4 adet yeşil biber, 2 adet de kırmızı kapya biber kullanıyorum. Biberlerin ilk önce iç kısımlarını çıkartıyorum. Biberlerin iç kısımlarını çıkarttıktan sonra iri parçalar halinde doğrayıp hazırlıyorum. Yeşil ve kırmızı biberimiz de gördüğünüz gibi hazır. Bir baş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları iri parçalar halinde doğruyorum. Sarımsağı da hazırladım gördüğünüz gibi. Bütün sebzelerimiz de artık hazır. Şimdi pişirme işlemine geçiyorum. Yemeği pişirmek için yayvan bir tencere kullanıyorum. Tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. Böyle bol yağlı da seviyorsanız bu tür yemekleri zeytinyağı bol seviyorsanız fazla da tabii ki kullanabilirsiniz. Şimdi zeytinyağını ekledikten sonra dilimlemiş olduğum kabakları tencereye koyuyorum ve kızartıyorum. Bu ekstra lezzetli olmasını sağlayacak. Kızartma işlemini yaparken kapak kapatarak yaparsanız etrafı kirletmeden kızartmanızı hazırlayabilirsiniz. Bakın kabaklarımız gayet güzel kızardılar. Şimdi artık tabağa alıyorum. Bütün kabakları bu şekilde kızartıp hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Aynı tencereye doğramış olduğum biberleri ekliyorum biberleri de kızartıyorum. Kapak kapalı bir şekilde kızartıyorum. Etrafı kirletmemesi için. Biberler de artık kızardı. Kızaran biberleri de tabağa alıyorum. kabak ve biberler artık hazır şimdi tencereye doğramış olduğum domatesleri ekliyorum sarımsakları ilave ediyorum bir bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Bakın, hemen kaynamaya başladılar. Domatesler kaynamaya başladığında üzerine kızartmış olduğum kabakları yerleştiriyorum. Kabakları yerleştirdikten sonra biberleri de arasına yerleştiriyorum. Bütün biberleri de koyduktan sonra kapak kapalı bir şekilde kabaklar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kaynamaya başladı ve kabaklarımız yumuşadı. Şimdi artık ocağın altını kapatıp ılınmaya bırakıyorum. Yemeğimizi ılık veya soğuk olarak servis yapabiliriz. Çok güzel bir zeytinyağlı yemek oluyor. Şimdi sizler için hemen servis tabağına da alıp kıvamını göstermek istiyorum. Bakın küçük kabakları olduğu için bu şekilde servisi de çok rahat oluyor. Servis tabağına gördüğünüz gibi yemeğimi aldım. Üzerine de ince kıyılmış dereotunu serpiyorum. Kabağın olmazsa olmazlarından birisi de dereotu çok yakışıyor. Dereotunu serptikten sonra da artık afiyetle yemeye hazır. Bu şekilde rahatlık ile yiyebileceğiniz nefis bir lezzet. Yanında yoğurt ile de servis yapabilirsiniz bu güzel yemeği. Mutlaka denemenizi öneririm. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Sebze sevenlerin severek yiyebileceği enfes bir tarif oldu. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.